Dev kazanlarda pişirilen yemekler iftar saatine sıcak şekilde depremzedelere servis ediliyor. Ortalama günlük 10 bin kişilik sıcak yemeğin hazırlık süreci ise saatler sürüyor. (Gülüyor) 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'a desteğini sürdüren Ümraniye Belediyesi, Karacasu'da oluşturduğu konteyner kente çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Depremin ilk anından beri Ümraniye Belediyesi olarak burada değişimli olarak görev vermekteyiz. Burada günlük takriben sahur olmak üzere 10 bin kişiye iftar ve sahur yemeği veriyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca depremzede vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunan Ümraniye Belediyesi kurduğu aş evinde iftar yemeği ve sahur hizmeti veriyor. Günümüz başlıca şöyle geçiyor. Biz sabah kalktığımızda bir gün önceden yemeklerimizin büyük çoğunluğunu hazırlamış bulunuyoruz. Sabahleyin gelip çorbamızı, ana yemeğimizi vurduktan sonra ilerleyen saatlerde de tatlımızı ve pilavımızı hazırlıyoruz. Bunları ezan okumasıyla birlikte depremzedelere dağıtım işlemi tamamlanmış oluyor. Ondan sonra bizim burada sahur hazırlıklarımız başlıyor. Sahurda sabahleyin 3 ile 4 arasında verdiğimiz için saat 12 gibi burada kahvaltılık ürünlerimizi, haşlanmış yumurta vesaire bunları hazırlayıp depremzedelere dağıtmaya başlıyoruz. Konteyner çadırımızda 4 noktada yemek dağıtıp bunun yanı sıra dışarıda dağıtım noktalarından 2 tane daha yerimiz var. Onlara da buradan yemek gönderiyoruz. Ümraniye'den gelen 5 kişilik ekibin organize ettiği aş evi aynı zamanda da depremzedelere gelir kapısı oldu. Tatlı ile beraber burada günde 4 çeşit yemek veriyoruz. Çorba, ana yemek, pilav ve tatlı olarak. Bunun yarı sıra biz burada sahurda 7-8 çeşit kahvaltılık temin ediyoruz depremzedelere. Burada Ümraniye Belediyesi olarak mutfak personeli 5 kişi çalışıyoruz. Bunun yanı sıra buradaki depremzede arkadaşlarımızdan gönüllü olarak takriben 15-20 kişi de bize burada hizmetimizde yardımda bulunuyorlar.